Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimizde kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. En son bir veri kazıma için kullanılan özel bir modülü sizlere tanıtmaya çalışmıştım. Bu modülümüzün ismi Beautiful Soup dediğimiz bir modül yapısı. Peki neydi bu modülün görevi arkadaşlar? Bir siteden aldığımız kod yapılarını istediğimiz biçimde parçalara ayırarak istediğimiz bilgileri edinebileceğimiz alanı ortaya çıkartan bir yapıydı. Kullanımı gerçekten basit ve çok fazla yerlerde kullanılan bir modül yapısı arkadaşlar. Beautiful Soup modülümüz. Bundan sonraki süreçlerde veri kazımak için bol bol zaten kendisine danışacağız. Kendisinden yararlanacağız arkadaşlar. Şimdi bugün bir örnek yapacağız bununla ilgili. Yine örnekler, biraz fazla örnek yapmak istiyorum bu konuyla ilgili. Kaç video olur bilmiyorum ama bol bol pratik yapmak istiyorum açıkçası bu yapıyla ilgili. Şimdi en son IMDb üzerinden API'li bir bilgi almıştık ve kendimize uygun olan bir uygulama yazmaya çalışmıştık arkadaşlar. Şimdi yine IMDb'den bir data alalım. Ancak bu datayı API ile değil, direkt olarak veri kazıma işlemiyle bunu gerçekleştirmeye çalışalım. Şimdi Google'a açtığımızda IMDb yazdığımızda arkadaşlar burada bir IMDb 250 listesi mevcut. Buraya girelim. Şimdi biz bunu normal şartlarda girdik, işte üye olduk. Üyelik sonucunda bize bir API key verdi ve API üzerinden işlem yapmaya çalışmıştık. Ancak her site için bir API özelliği mevcut değil ve biz API özelliği olmayan sitelerden de bir şekilde verileri kazımak isteyebiliriz. İşte bu noktada da Python dilinin gerçekten kullanışlı olan tarafı içerisinde barındırdığı bu tarz spesifik kütüphaneler ve modüller yapısıdır arkadaşlar. Şimdi amacımız ne? Öncelikle onu belirlememiz gerekiyor. Yani bir veri kazıma işleminde biz hangi veriyi istiyoruz? Bizim için en önemli olan nokta orası. Örneğin IMDb Top 250, yani biz 250 filmin ismini çekeceğimizi şu anda varsayıyorum. Bunun için bize gerekli olanlar neler arkadaşlar? Sitenin arka planında çalışan kodların tamamı ve o kodların içerisinden bizim istediğimiz verileri barındıran kod parçacıklarını biz kendimiz ayırmaya çalışacağız. Şimdi site içerisinde sağ klik yapıp sayfa kaynağını görüntüle dediğinizde burada görmüş olduğunuz gibi yine çok anlam ifade etmeyen bazı kod blokları mevcut. Ancak bizim için önemli olan nokta arkadaşlar, buranın HTML yapısı içerisindeki bazı etiket yapıları bizim için önemli olan konu ve biz o etiketler içerisinden bilgileri almaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdilik burayı kapatıyorum. Burada işlem aslında şöyle başlayacak. Öncelikle sayfada sağ klik yapıp bir incele diyelim. Ve HTML kodlarımızı biraz daha böyle düzenli şekilde görelim. Şimdi bakın, ben burada gezindikçe arkadaşlar arka sayfada bazı yerler işaretleniyor. Yani aslında o alana ait kodların buradaki satırlarda mevcut olduğunu bize bildiren bir yapı bu. Şimdi burayı tekrar kapattım. Özel spesifik bir noktadan ben bilgi almak istiyorsam, o bilgiye gidip onun üzerinde incele deyip o satırlar arasındaki hangi alanda bu bilgiler mevcut, öncelikle onun tespitini yapmam gerekiyor. Mesela film listesinden ben yola çıkmak istediğimde buradan bir tane filme sağ klik yapıp incele diyorum arkadaşlar. Şöyle de biraz büyütelim. Şimdi burada filmin ismine sağ klik yapıp incele dediğim zaman burada bana bir A etiketini geldiğimizi gösterdi ve bu A etiketin içerisinde işte filmin ismi, altında span etiketiyle yıl bilgisi gibi bazı bilgiler mevcut. Şimdi burada biz spesifik bir nokta açtığımız için ben buranın tamamını almak istediğim için buradan yukarı doğru bir gidiş yapmaya çalışacağım. Yani açılan her bir etiketi kapatıp yukarıda
En baştaki etiket yapısını tespit etmeye çalışacağım. Şimdi şurayı kapattığım zaman arkadaşlar bunlar bakın birer TD yapısı, yani TD etiket yapısı ve bunlara geldikçe örneğin poster koloma geldikçe buradaki fotoğraf yapısı mavi yanıyor. Yani demek ki buradaki filme ait olan yapı fotoğraf yapısı, poster yapısı buradaki TD arasında bulunan değerlerden geliyor. İkinci kısım filmin işte birinci sırada olması, Esaretin Bedeli ismini alması ve 1994 yapımı olmasıysa buradaki TD'den geliyor arkadaşlar. Diğer TD etiketi içerisinde ne var? Rating kolon yani 9.2 gibi değerleri barındıran alan burada. İkinci kısmı yine rating kolon kısmı buraya bu işaretlerden koyup senin your rating, senin ratingin anlamında buraya bilgi girişi sağlanmış. Sonra izleme listesi diye bir alana da burayı kapatmış. Şimdi buradaki TD alanları arkadaşlar bakın TR'nin children'ları yani çocukları yapısında şu anda ve TR'yi kapattığımda da Esaretin Bedeli isimli alanın tamamını ben burada görebiliyorum. Bir alttaki TR'ye gittiğimde ikinci film olan Baba filminin bilgilerinin içerisinde barındırıldığını görüyorum. Ve buradaki TR etiketini açtığımda da yine yukarıdaki Esaretin Bedeli filmi içerisindeki TR etiketindekilerle aynı spesifik bilgilere sahip olduğunu gördüm. Yani burada poster kolon, title kolon gibi alanlar anladığım kadarıyla bütün 250 filmin tamamındaki bilgiler buradaki TR alanında oluşturulmuş ve bu TR alanı bir T-Body tarafından parents edilmiş. Yukarı çıktığım zaman arkadaşlar bakın şuradaki TR'yi kapattığımda da bir T-Body alanı bana geliyor. Yani şurayı da kapatırsam aslında bakın üstteki bilgi teeth bilgisi işte call grab bilgisi. Buraları da inceleyebilirsiniz ama şu anda bunların hepsinin tamamı için bakın hepsini seçtiği için buradaki alan ona göre bir sınıflandırılma oluşturulmuş. Benim için önemli olan nokta istediğim her bilginin içerisinde barındıran alanı bulabilmek. Bu da arkadaşlar T-Body tarafından gerçekleştiriliyormuş. Ve skalar şu şekilde işliyor. T-Body etiketi arasında alınan TR etiketli bilgiler her bir filme ait bilgiler içeriyor. TR etiketi içerisindeki TD etiketleri o filme ait bazı gruplandırmaları içeriyor. Ben filmin ismini alacağım için de TD içerisinden yani title kolom sınıfı içerisinden bir A etiketine ulaşmam gerekiyor. Burada projeye başlarken bunları tespit etmek en önemli olan kısım arkadaşlar. Çünkü gitmemiz gereken yeri bizim tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi bunları tespit ettikten sonra arkadaşlar artık Python dilinde bir şeyler yazmaya başlayalım. Bakalım nerelere kadar ne işlemler yapacağız. Öncelikle bana siteye bir talepte bulunabilmem için arkadaşlar request modülü gerekiyor. O yüzden önce şuradan request modülünü import ettik. Sonra siteden almış olduğum kodları ayrıştırabilmek için ise Beautiful Soup modülü bana gerekiyor. Bunu da ben from BC4 içerisinden import edeceğim arkadaşlar. Beautiful Soup alanında import etmiş oldum. Şimdi ilk olarak bana ne gerekiyor? Bir tane link. Yani bir linke gideceğim ki o linkin arka planında çalışan kodları çekmem gerekiyor. Geldim buna link dedim arkadaşlar. Bir alan açtım. Sonra gittim. Bu linkin altındaki kodlar burası. O zaman ben bu link üzerinden erişim sağlamam gerekiyor. Geldim buradaki linki buraya yapıştırdım arkadaşlar. Sonra siteye bir talepte bulunmam gerektiği için buradan bir request get yapısıyla siteye bir talepte bulunalım. Bakalım bize nasıl bir sonuç döndürecek. İlk önce ona bakalım. Bunun için arkadaşlar bağlan ismini veriyorum ve diyorum ki request.get nereden gelecek? Link yapısından bana gelecek. Geldim print
Bağlan diyorum. Site'ye bir talepte bulunalım. Bakalım sonucumuz bize ne dönecek arkadaşlar? Respond 200 şeklinde değerimizi gönderdi. Neydi Respond 200 değeri? Bir siteye talepte bulunduğumuzda olumlu cevap aldığımız değer bizim için Respond 200 değeriydi. Yani artık bu link üzerinden erişmek istediğim alana site tarafından talebim kabul edilmiş oldu arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz siteden bir JSON alanı almayacağız. JSON alanı almayacağımız içinse arkadaşlar content yani içerik dediğimiz bir yapı kurmamız gerekiyor. Bu şurayı siliyorum print tarafını. Şimdi bağlan kısmını oluşturduktan sonra bir kodları alabileceğim bir kod diye değişken tanımlıyorum. Ve eşittir dedikten sonra arkadaşlar bağlan üzerinden gelen değerleri content et diyorum. Yani aslında bütün değerlerin tamamını çek diyorum. Yazdıralım isterseniz kodu. Bir de ona bakalım. Adım adım gidelim. Her şeyi görerek gidelim. Geldim şuradan. Bakın yazmaya başladı. Bu kadar. Gördüğünüz gibi şu anda alınan değerler. Şöyle yukarı doğru gidelim arkadaşlar. Bakın buradan başladı. Aşağı doğru bütün değerleri aldı. Yani bizim bu sitede sayfa kaynağını görüntüle dediğimiz alandaki kodların tamamını ben artık çekmiş oldum arkadaşlar. Ve bunu da kod diye bir değişkene tanımlamış oldum. Şimdi şurayı da sildik. Geldik tekrar buraya. Şimdi yapımız bizim neydi arkadaşlar? Burayı en başta oluşturduk. Yani yolumuzu belli ettik. Hangi alanları oluşturmamız gerektiğini belli ettik. Öncelikle bu alan içinde demek ki benim T-Body etiketine ulaşmam gerekiyor. Şöyle istiyorsanız T-Body'yi de şöyle bir kapatayım arkadaşlar. Buradaki T-Body alanına ulaşmam gerekiyor. Yani T-Body alanını kendime bir liste olarak ilk yapacağım işlem T-Body'deki bütün değerleri almak. Yani bana gelen o biraz önce görmüş olduğunuz kod diye tanımladığımız bütün alanlar içerisinde bana sadece T-Body alanını çekmem gerektiğini orada en başta belirledik zaten. Şimdi content yapısından sonra devam ediyorum. Öncelikle Beautiful Soup yapısında bir parse işlemi gerçekleştireceğim için arkadaşlar buna parser isimli bir değişken tanımladım ve devam edelim. Beautiful Soup alanında ilk önce nereyi tanımlamam gerekiyor? Kodları tanımlamam gerekiyor. Kodlarım nerede benim? Kod isimli değişkenimde. Sonra açtım buraya arkadaşlar. Neyi parser etmem gerekiyor? HTML kodlarını parser etmem gerektiği için buraya da HTML parser alanını almış olduk. Geldim buradan devam ediyorum. Neydi benim ilk alanım? Öncelikle T-Body. Yani kodların tamamı içerisinden T-Body'yi almam gerekiyor. O yüzden şuraya T-Body diye bir değişken tanımlayayım arkadaşlar. T-Body'nin içerisinden ben parser üzerinden devam edeceğim için parser nokta find all diyerek buradan T-Body alanımı şöyle yazalım. T-Body alanımın tamamını çekelim. Daha sonra print T-Body değişkenimi bir yazdıralım. Bakalım içerisinde neler var. Bir kontrol edelim. Şuraları bir sileyim istiyorsanız. Tekrar burayı bir çalıştıralım. T-Body'yi çekelim. Şimdi yine bana bazı kodlar geldi. Bu kodlar ne arkadaşlar? En başta çekmiş olduğum kodlar içerisindeki T-Body alanları. T-Body alanlarını ben burada çekmiş oldum. Yani aslında şuradaki alanı çekmiş oldum. Şimdi burada biz ne kullandık? Find all yapısı kullandık. Peki neden find all yapısı kullandık? Çünkü eğer tek başına kullansaydık ilk gördüğü T-Body alanını bana getirecekti. Ancak ben bunu find all yaparak bir liste alanına çekmiş oldum. Ama bazı yapılarda, etiket yapılarında arkadaşlar kendisine özgü spesifik alanlar var. Bunlar nedir? Örneğin bir class yapısı. Lister list dediği yapı T-Body'nin buradaki T-Body'ye özel bir class'ı arkadaşlar. Yani aslında ben tüm T-Body alanlarını taramak yerine sadece buradaki
Klası Lister List olan T-Body'yi çekmek istiyorum. Bu benim işime biraz daha iyi gelecektir. Yani daha kolay yapı olacaktır benim için. En azından tamamını tarama gibi bir işlem gerçekleştirmeyecektir. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunun için şuradaki Find All yapısı yerine Find diye bir fonksiyon var, onu kullanacağız. Yani tek bir alan yakalamam gerektiğinde Find, birden fazla alan yakalamam gerektiğinde de find all yapısı benim işime yarayacaktır. Find alanını açtıktan sonra arkadaşlar önce neyi alacağız? Biz tbody alanını alacağız. Geldik, kontrol ettik, tbody. Peki tbody'nin bir klası var. Bu klası da belirtirsem tam olacak. Peki bunu nasıl belirteceğim? Virgül koyduktan sonra bir sözlük yapısı açıyorum arkadaşlar buraya. Sözlüğün ilki class, yani buradaki alanın aynısını yazacağım aslında. Class Lister List alanını yazmam gerekiyor. Sonra yine bir sözlük alanı gibi düşünün burayı. Key ve value şeklinde. Class'ı Lister tire List olanları çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakın doğru mu? Class'ı Lister List alanı. Peki burayı da tekrar bir yazdıralım. Bakın şurayı bir sileyim bir. Tekrar bir daha bir çalıştırırım arkadaşlar. Gitti, tarama işlemini gerçekleştirdi. Yine bana biraz önce yapılan alanın taraması gibi aynı taramayı yaptı ve Lister List olan alandan bana başladı. Bakın, Lister List alanın başlangıcı nasıl? Bir class yapısında rating kolon oluşturuyor bir TD ile. Gidip bakalım arkadaşlar. Şuradan alanımızı açalım. TD alanları oluşturulmuş. Rating kolon alanları mevcut. Şuradan da şöyle tbody, ha şurası değil mi? Tamam. Tbody'yi açtık. Şurayı da kapatalım. Burada bir TR alanı içerisinde bütün alanlar mevcut olduğu için buradaki alanların tamamını bana o tamamen kod olarak gelen değerden bu şekilde ayırmış oldu arkadaşlar. Yani ilk olarak burada tbody listerList alanının tamamını ben çektim. Kodların arasından bu alana artık içerisindeki etiketlerle birlikte sahip olduk arkadaşlar. Şurayı tekrar silelim. Şimdi tbody alanını aldık. Okey. Tbody'den sonra ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? İçerisinde bulunan TR alanlarını almam gerekiyor. Yani tbody'yi aldıysam bu sefer o tbody alanın içerisinde benim TR alanlarına ulaşmam gerekiyor. Ve TR alanları birden fazla olduğu için ve kendisine ait bir class, bir ID yapısı bulunmadığı için bunların tamamını bir alana çekmem gerekiyor. Bir listeye çekmem gerekiyor. Bakın tamamen adım adım gidiyoruz. Şimdi ikinci kısım ne arkadaşlar? TR etiketini çekmek olacak. TR etiketini nereden çekeceğim ben? tbody alanından çekeceğim. Yani sonuçta buradaki class tbody etiketinden bilgiler alıyorum. Birden fazla değerim olduğu için findAll yapısını kullanıyorum ve buraya da tr ismini veriyorum. Şimdi bir de tr alanlarını yazdıralım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. TR alanları başlasın. Bakın TR alanlarında bana hepsini ayrı ayrı tuttu ve TR'lerin içerisindeki bilgilerle birlikte bunları bana getirdi arkadaşlar. Yani her bir TR alanını içerisindeki klaslarla birlikte, yani içerisinde oluşan TD etiketleriyle birlikte bana getirdi ve bunları bir liste alanlarında biriktirdi arkadaşlar. Tbody'yi aldık. Daha sonra içerisindeki TR alanlarını aldık. Şimdi peki ne var arkadaşlar? Benim TR içerisindeki TD alanlarına ulaşmam gerekiyor. Yani TD yapılarına ulaşmam gerekiyor ve TD yapılarının da içerisindeki bilgiler arasında bana ne gerekiyor? Class'ı title kolon olanı gerekiyor. Neden? Çünkü filmin ismi TD etiketleri içerisindeki class'ı title kolon olan kısmın içerisinde arkadaşlar. Şimdi şurayı tekrar sildim. TR yapısını biz fonksiyonla aldık. Artık bu bir liste yapısında ve ben TR içerisindeki bütün TR
TD bilgilerini ve TD bilgilerin içerisinden de klası title kolon olanların hepsini almam gerektiği için ve benim elimde de bir liste yapısı olduğu için bunları bir döngü yapısıyla alıp yapının içerisine yerleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunun için de ne yapalım? For i in değerler nereden gelecek arkadaşlar? Yukarıdaki TR'den gelecek. Yani TR içerisinde tarama yapacak. TR içerisinde tarama yapılan alanlardan gelen bilgileri ben TD diye bir değişkene atayacağım. Ve bu TD dediğim değişken ise hangi değerden gelecek? I değerinden gelecek. Yani her gidip TR etiketini bulduğunda o TR etiketini içerisinde her TD'yi bir i değeri üzerinden gerçekleştirecek ve bana TD değeri olarak buraya bir değişkene atama yapacak. Bunun için TD find işlemini kullanıyoruz arkadaşlar. Tek bir tane alan üzerinden gitmem gerektiği için. Bu da ne olacak benim? Buradaki TD alanlarından devam edecek. Ancak klası title kolon olan tek bir tane olduğu için, yani şuradaki bir TR alanında bir tane title kolon alanı klası sadece bu olan olduğu için ben artık find all yerine find yapısını kullanabilirim. Ve yine aynı mantık çerçevesinde şurayı aldım, kopyaladım, buraya yapıştırdım. Buranın klası ne arkadaşlar? Title kolon klası. Orayı da yazalım şöyle. Title kolon klasını da buraya yazmış olduk. Peki print td. TD'leri de bir yazdıralım bakalım. Yani title kolonları yazdıracağız. Şimdi burayı bir çalıştıralım. Bana ne gibi bir bilgi dönecek arkadaşlar? Bakalım. Bütün bilgileri bana döndü. Nasıl bir bilgi döndü? Bakın her biri içerisindeki A etiketleriyle birlikte bir TD yapısı döndü. Yani açtı burada TD'yi kapattı. İkinci TD yine title kolon geldi. Burada ikinci değeri de bana döndürmüş oldu. Yani yaptığı şu. TR değerleri içerisindeki TD etiketlerinden ismi title kolon olan değerleri birinci TR için yaptı. Ben bunu bu yüzden döngüye aldım. Birinci TR için yaptı gitti. Birinci TR içerisindeki TD class title kolonunu aldı. Sonra gitti ikinci TR için ikinci TR için TD'nin yine class title kolonlarını her birini ayrı ayrı aldı. Yani aslında şuradaki alanları aldı bize arkadaşlar. A etiketleriyle birlikte oluşturulan alanları almış oldu. Şimdi bir de bunun için örneğin A etiketlerini alalım. Yine döngü içerisinden devam etmem gerekiyor. Çünkü benim bütün bilgilerim artık bu her bir i değerinin gidip o değeri alacak ki bana bir değer olarak bu işlemini gerçekleştirecek. Mesela şurayı silelim. Yine döngü içerisinde örneğin A değeri diye bir değer girelim. Bu değeri nereden alacak arkadaşlar? TD değerinden alacak. Ancak birden fazla A değeri yapısı olduğu için find all yapısından A'yı çekeceğiz. Print A değerini aldığımda ve burayı yazdırdığımda bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Her birini bir liste alanında gösterdi. Yani her TD alanı içerisindeki A etiketlerini her bir değer için yani her bir TR değeri için şöyle daha net göstereyim ben size. Ne yaptı? Her A değerini gitti TD'sinden aldı. Hangi TD'den aldı? Title kolonundan aldı. Ve bunu bütün TR'ler için tekrarladı. Yani iyi gitti birinci TR için TD değeri ve A değeri atadı. Gitti ikinci değer için TR değeri ve TD değeri ve A değeri atadı. Bu şekilde buradaki bütün TR değerlerinden ben içlerinde bulunan klası title kolon olan TD'lerin içerisindeki A etiketlerini tamamını bu şekilde almış oldum arkadaşlar. Şimdi buradaki yapı içerisinde benim artık filmin ismini almam gerekiyor. Filmin ismi de nasıl alınır? Buradaki alan içerisinde hani bir string yapısı vardı. Bir önceki videoda size anlattım. Örneğin name dediğinizde burada A etiketinin kendi ismi gelir. Mesela title'da yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam.
Orada da mesela iki title etiketi arasındaki bilgiyi alabilmek içinse benim string diye bir metodum var. Bu metodu kullanıp iki etiket arasındaki string değeri çekebiliyorum. Yine burada da aynı mantık çerçevesinde benim her bir ağ alanı için buradaki string alanı burası arkadaşlar. String alanları aslında filmlerin isimleri, gidip her bir filmi benim buradan almam gerekiyor. Şimdi buraya kadar mantık anlaşıldıysa kodlarımızı biraz daha böyle kısaltabiliriz arkadaşlar. Hep böyle ayrı ayrı ben bilgi istedim. Bunları aslında tek bir yapı üzerinden de isteyebiliriz. Örneğin ilk olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Şuradaki bağlan.content yapısını zaten ben request üzerinden atanan bağlan değişkeninden gitmiştim. Bunun yerine şuradaki yere benim content yazmam, şuradaki bağlan kısmına da artık kod ismini vermem, şuradaki satırı benim için boşa çıkaracaktır arkadaşlar. Burası zaten önemli bir alan. Burayı mecbur kurmak zorundayız. Peki yapıyı nasıl benim buradan kurmam gerekiyor? Mesela buradan ne yaptık? Parser find dedikten sonra işte tbody lister list klasına git dedik. Ve benim bunun üzerinden tbody üzerinden findAll tr diyerek tr isimli bir değişken oluşturmuştum. Onun yerine buraya devamına nokta dedikten sonra tekrar findAll diyerek tr dersem aslında aşağıdakiyle aynı işlemi yapmış olurum. Çünkü aşağıda biz ne yaptık? Şuradaki tbody alanından findAll tr diyerek yeni bir değişken oluşturmuştuk. Artık şurayı silebiliriz. Buraya da artık tr ismini verebiliriz. Buradan da bir satır tamamen ortadan kaldırmış olduk arkadaşlar. Geldim buradan da for i in tr yapısı içerisinde artık buraya td değil de başlık ismini verelim. Başlık değeri her bir i değerinden arkadaşlar find alanından gidecek. Td'si class title kolon olan alana gelecek. Bunun üzerinden a değerine gideceğim için, yani td değerinden a değerine gideceğim için buna da find a dersem arkadaşlar, yani şuradaki alan gibi düşünün ve find a alanının da benim string ifadesine ihtiyacım olduğu için artık şurayı tamamen silebilir. Buraya da print başlık yazabiliriz ve kaydedebiliriz arkadaşlar. Bakın aralarda boşluklar olmasına rağmen 14 satırlık bir kod yazdık ve bu 14 satırı bir çalıştıralım bakalım bize nasıl bir değer getirecek. Bakalım şöyle bir çalıştıralım. Şurayı bir silelim arkadaşlar. Bakalım istediğimiz gibi alanı bize getirecek mi? Bakın ne yaptı? Buradan yukarı doğru çıktık. Ve ilk filmle birlikte bunların arka plandaki isimlerini, yani o yüzden Türkçe getirmedi. Arka plandaki orijinal isimleri üzerinden ben her bir değeri alıp filmlerin isimlerini buraya yazdırmış oldum. Aslında yaptığımız tamamen bir web scraping dediğimiz, işte veri kazıma, web kazıma dediğimiz işlem arkadaşlar. Buradaki alanları ne yaptık? Gittik. Biz buradaki alanlar hangi arka plandaki kod aralığındaysa gittik. Buradaki örneğin işte esaretin bedeli kısmını, değerini buradan getirdik. Daha sonra buradaki TD'yi kapattık, TR'yi kapattık. İkinci TR kısmına geçti. Oradan gitti yine TD kolon alanından. Buradan da ikinci film olan Baba filmini, yani orijinal ismiyle The Godfather filmini getirdi ve 250 tane film içerisinde de biz buradaki değerleri almış olduk arkadaşlar. Tabi burada sadece bunları isim anlamında düşünmeyin. Sayfa içerisinde olan bütün değerleri biz bu şekilde web kazıma ile gerçekleştirebiliriz. İşte gidersiniz filmin yılını alırsınız veya işte başka bilgiler varsa işte ratinglerini alırsınız arkadaşlar. IMDb ratingleri alabilirsiniz. İşte kaç kullanıcı dahil olmuş onları alabilirsiniz bu rating oylamasına. Yani arka plandaki kodlar site içerisindeki ne gibi bilgiler saklıyorsa ve bu bilgileri de biz ihtiyacımız varsa, dediğim gibi şu anda yaptığımız işlem tamamen 14 satırlık bir işlem ve işi bilen için tamamen şurası 2 dakika, bilemediniz 3 dakikalık bir iş arkadaşlar.
Yani tamamen gördüğünüz gibi iki tane modül ekledik. İki tane modülle toplamda modül şeyleri hariç modülleri çıkartın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satırlık bir kodla gidip bir siteden basit bir şekilde veri kazıma işlemini gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Merak etmeyin, bununla ilgili çok fazla örnek yapmaya çalışacağız. Farklı farklı sitelerden farklı farklı yapıları çekmeye çalışacağız. Hem basit olması anlamında böyle bir örnekle başladım, hem de IMDb yapısında biz API kullanarak da bir web kazıma işlemi gerçekleştirmiştik. O şekilde böyle bir örnek yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.